başarılı olursa akciğer fonksiyonlarını kontrol ederek nefes almasını sağlarız. Daha açılmadı. Açılınca vereceğim sana. Yeni yeni bağlanıyor. Ama program manyak. Hocam geçitte kaldık. Uzun bir süre direndim ama geçtim Pers Ordus gibi. Geçti ya. Daha açılmadı. Açılınca vereceğim sana. Yeni yeni bağlanıyor. Tamam. Bizim Leonidas yok mu Leonidas? Çok ses çıkmadığına göre Hüseyin Avni bağlanmamış henüz ha? Şimdi geldi. Anne nasıl Avni? İyi, yarın onun şeyi anlıyoruz. Hmm. Yani keyfi yerinde, morali yerinde. Evet. Ay 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 ay. Güzel, güzel. Herkes aldın mı ya? Dur. Allah'ım ben de biz diye rahat davranıyorum. Gerçek yüzünü görsünler artık senin. Aman Allah'ım ay. Bu akşam kimseyi kandıramayacaksın. Evet Allah'ım. Söylesene. Sahnelerin unutamayacağı ünlü aktör, muhteşem yıldız Burhan Dursun. Buyurun efendim. Burhan Dursun'u da şu anda sahneye alıyoruz. Ama çok garip söyledin ya. Oğulları şapkalı söyledin. Dedim Burhan Dursun. Dursun. Burhan Dursun geldiniz mi? Geldinizse bir ses verin lütfen. Geldi valla. Ahmet. Efendim? Komşudan da ödünç kitaplık almıştım. Onu da şeye sokayım diyorum. Kadraja. Şu arkadaki uzun kitaplık değil mi Burhan, şey Hüseyin? Yoktu o birkaç gün. Fotoğraf o fotoğraf. Söyleyemedim. Komşudan. Ne yapalım abi? Yani şartmış, öyle deniyor. Kitaplıksız sunum olur mu lan? Öyle rezillik olur mu? Benim gerçek kitaplığım bu. Göstereyim. Şu. Ne o? Hangisi? Göremedim. Gazetelik o ya. Bu. Küçük olan. Geri kalanları komşulardan. Ebru, benim arkamda kitaplık yok. Ebru aç sesini, aç. Daha başlamadık. Konuşabiliyoruz. Kayıttayız, ben bunu söyleyeyim. Benim arkamda kitaplık falan yoktu valla. Yavrum sen kendin kitaplıksın. Şifreli ezoterik böyle mesajlar veren tablolar vardı ama orada. Gergedan, zürafa, timsah, evet. Tabii onlar çok özel manaları, manalar vardı onlarda. Evet. Hayvanların üstünlüğüne inanan biri olarak. Anam bozo mu o kucağındaki? Evet. Eski bir fotoğraf ama. Bozo hep aynı benim gördüğüm kadarıyla. Eski olsa ne? Bozo hep aynı bakıyor. Yaşlandı. Kaç beyazladı. Olmuş göz çevresi beyazladı. Evet. Ya diğerleri de sesini açabilir şimdilik. Bir 5 dakika sohbet edebiliriz. Betül benim de küçük bir kitaplığım. Emin misiniz? Aha da Serap burada. Ya heyecanla bekliyorum. Allah Allah bugün bir bereket var yani. Ne oldu? Talep patlaması mı var? Bugün pazar sezon finali. Sezon finali diye bekliyoruz ya. Kandırdım 25 insanları. 25 kişi var. Ya, Ahmet annen mi hasta? Ne? Annen mi hasta? Ne derler? Anji oldu. Hayırdır? Şikayeti mi vardı?
ikisinden takılmıştı. Herhalde yani bilmiyorum, bakacaklar. Gerekirse takacaklar, yine bir şey yapacaklar. Yani yarın olacak. Aa, geçmiş olsun. Yarın mı? Sağ ol, evet. Yapacağımız bir şey olur ise haber verirsin. Tamam, buradan sesleneceğim hepinize. Ahmet, son iki fotoğraf eline geçti mi? Son iki fotoğraf eline geçti mi? Geçmedi. Son iki değil. Buran son iki deyince aklıma King geliyor ya. Geçmedi. Çünkü oynayalım. Hadi ya. Ya bilmiyorum. Neyse, bir tane... Yani gelenler, elimdekileri göstereyim istiyorsan sana ama. O zaman... 63 numaralı fotoğraftan başlayacağız galiba. Dur bakayım ben. Ya 62 ya 63. Biliyorsun tamam. Değil mi? Numaralar fotoğrafın sağ tarafında, orta yere doğru. Millet, herkese selamlar. Ebru'cum, selam. Merhaba. Bir iki ses daha duyduğum. Peki bir şey soracağım. Bu antik puntik Yunan'a ne sıklıkta yapacağız? Haftada iki gün bütün Yunan elinizin altında olacak işte. Ne güzel, yani hangi günler? Ben onu kaçırdım. Bu şu an 5. bölüm. Diğerleri hepsi var kayıtta. Artık bundan sonra format 30 dakika ile 40 dakika arası. Ha, tamam. Ondan hangi sonra, günler yapıyorsun peki? Çarşamba, pazar yapıyoruz. Şimdilik genel bir tarihsel kronolojide ilerledik. İleride daha spesifik konular olacak işte. Mimari, tapınak, ha, Delos Birliği, sen söyle yani. Bu 56, daha ileri gideceğiz. Ama biraz format da değiştirdik. Hüseyin, ben, zaman zaman Ahmet, Hayri. Biraz muhabbet ortamıyla sunuyoruz. Eskiden daha görsel ağırlıklıydı. Ceviz ha bak, bu güzel ya, bu fotoğraf hakikaten. En son maraton savaşında kalmıştık. Evet, bununla başlayalım. Öyle mi diyorsunuz? O kadar çok zamanımız yok tekrardan ama. Ha, maraton plajı detay. Bence her bölüme bu fotoğrafla başlayalım. Yalnız fotoğraf, bu fotoğrafı bu arada Ahmet çekti ha. Gerçek bir fotoğraftır. Evet, nasıl çektin Ahmet ya? Vallahi bravo. Kızlar gerçek mi? Gerçek gerçek. Ahmet kolaj gerçek. Yapsan olmaz ha. Hakikaten evet. Olmazdı yani. Kızlar yani bana zıplamıyorlar. Tamam, onu da söyle. Çok sevindiler ama kızlar. Kızlar şey satıyordu. Ahmet'i görünce mi sıçıyorlar böyle? Hayır, biz bütün danıt ve mısırlarını aldık. Bunlar seyyar satıcı. Acayip mutlu oldular. Öyle olunca da satsam gibi. Ya şu memlekete bak. Bir de bizim seyyar satıcılara bak ya. Bir de bunlara evet bak. Evet ya. Nasıl bir şey bu ya? Bu Betül'ün gülüşü galiba. Neyse, ne diyorsun? Evet. Bu arada bende internet yok. Cep telefonundan bağlanıyorum. Ahmet, fotoğraflarda tam kadraj olmuyor. Üst tarafta senin cursor'lar ne denir ona? Olsun. Hayır, orada yazılar var. Onları okuyamıyoruz o zaman. Anlamıyor musun? Yoksa şeyden değil, kızlardan değil yani. Anladım. Nasıl yok ediyoruz onları? Tam ekran olabilir. Haline dönüştürmesi lazım Ahmet'in onları. Neye dönüştürecek? Slide gösterisi olarak sunması lazım ama onu Ahmet'te bu şey olarak değil ki, PowerPoint dosyası olarak değil, senin gönderdiğin dosyası olarak var herhalde. Bu, peki biraz fotoğrafı aşağı çeksen, üstteki yazıları okuyabilsek Ahmet. Teknik kadro mu değişti, ne oldu? Evet, bugün Fatih yok. PowerPoint haline dönüştürüyordu. Peki Ahmet'te böyle miydi ki? Nasıl? Neyse, tamam canım, hallederiz. Tamam. Ahmet. Facebook'ta da yayınlamaya başlamışsın. Muhteşemsin. Kayıt da başlamış. Başlayalım artık. Hadi. Kapatalım mı sesleri? Evet. Oyacım da buradaymış. Yani Betül, seninkisi açık kalabilir. Ya öyle çok ayıp olur ama ya. Hayır yavrucuğum, ciddi katkıları... Kapandı şimdi. Tamam, şimdi sesim. Evet. Hüseyin, açık mısın? Tamam. Evet, buyurun. Şimdi bugün biraz daha fazla katılım görüyorum. En azından o katılımcılara şunu söyleyelim ki bu 5. bölüm. Aradaki evet. Bölümler de zaten kayıtlı istiyorsanız. Yani biz bir kronolojik şekilde ilerledik. Pers savaşlarına geldik. Yunan Pers savaşlarına. Hatta o savaşlardan bir tanesini de işte geçen hafta maraton savaşını, şu görmüş olduğunuz mevkiler ne kadar maraton olmasa da maratonda bir plaj sonuç olarak Atina'nın kuzeyinde. Oraya kadar geldik. Biraz Atina'dan bahsettik işte. Persler'den bahsettik. Lidya'dan bahsettik. Lidya'nın işte bariyeri kalktı. Persler daha böyle bir batıya doğru gelir oldu.
milletlilerin isyanından bahsettik. Önceki bölümleri merak ediyorsanız hani fena bir altyapı değil. Neyse bu kadar ciddi ilerlemiyoruz zaten. O yüzden Hüseyin Avni var. Ahmet de var bu akşam. Ya ne demek var. Ya bu kadar ciddi Betül ilerlemiyoruz. Bu kadar... Hüseyin Avni var dedim be. Evet. İşte, şekil bir ayıp değil mi? De yavrum de. De. Ahmet bir sonraki fotoğrafı geçebilirsin abi. Fotoğraf güzel. Ben de ayrılmak istemiyorum ama. Tamam geçeyim hemen. Bu savaşı nasıl kazanmışlar Burhan? Ha, çok ufak bir şey. Hayri sen istiyorsan minik bir özet geçebilirsin maraton. Benim bildiğim maraton işte Çanakkale'ye. Ha, maratonda kazanıyorlar. Köprü yapıldığını anlattık mı? Bu bölüm mü anlatacağız? Köprüler hep yapılıyor ya. O çok ilginç. Zaten şeye girdiğin zaman Perslere, Darius olsun, Serhas olsun. Yani Serkes dedikleri. Direkt Çanakkale'de köprü diyorlar. En ilginç hareket o galiba bizim için. Adam hakkında biraz bilgi edinmeye çalışıyorsun. Çanakkale'de köprü falan. Neyse maraton savaşı. Maraton savaşını bir yolu Yunanlar kazanıyor. Kazandıktan sonra Yunanlar için, yani standart bir Yunan için işte artık Pers tehlikesi yok. Ama öyle mi? Zaten şu görselde de gördüğünüz üzere Datis, o dönemin komutanı, Pers komutanı. Datis aldığı rapora göre fazla bir yıpranmamış Pers ordusu. Ama yine de tabii ki bir 10 yıllık bir ara oluyor. Yani bu dediğimiz maraton savaşı 490'lar. Sonra Pers şişecek işte. Şimdi başlıyoruz. O zaman Yunanistan'da yayınlanan Alfa TV yani A TV'nin karşılığı Alfa TV burada 60-70 bin Persli olduğunu, 10 bin Atina ordusu olduğunu yazmış. Ya işte bunlar hamasi şeyler ama doğru. Yunanlar sayıca az. Herodot'a bakarsan bu Pers savaşlarında yani Salamis öncesi 1 milyon 700 bin Pers'ten bahsediyor. Mümkün değil. Bu kadar orduyu doyuramazsın zaten. Öyle olunca da... Abi bütün Pers'i getirsen o kadar adam çıkmaz ya. Adam çıkmaz derken? Yani 2 milyon Pers'i var mıydı o zaman? Elbet var. Olmayabilir de doğru söylüyorsun. Yani Yunan'ın en büyük ordusu kaç kişiden oluşuyor? Onu bilmiyorum ama Yunanların bütün tarihi boyunca en yüksek sayılı ordusu bu Platya Savaşı'na giderken 40 bin. İşte 40 bine karşı 1 milyon 700 bin mi? Vay be. Ya Herodot'a göre bu böyle. Ama şeye göre günümüz tarihçilerde ama 300 Spartalı göre... değil miydi oğlum zaten? Hayır onun detayları gelecek şimdi. Birazdan gelecek. İlerle 63. Hocam burada benim bildiğim şimdi maratonda şöyle olmuş. Modern tarihçiler kim onlar bilmiyoruz. Modern tarihçi. Ben bir ikisini biliyorum. Bir tanesinin adı Müfit Mansel. Bir tanesi bizim hoca var ya şey o. Bu modern tarihçiler 10 bine 15 bin diye böyle şey yapmışlar. Bak. Yok. Hayri. Modern tarihçilerin dediği bilmiyorum. Moderniteden neyi kastediyorsun? 70 bin ile 300 bin arası diyor Pers ordusu için. 70 ile 300 bin arası diyor. Atina'nın nüfusu 30 bin falanmış o zaman ama. İşte Sparta ile birlikte ve diğer şehirlerle birlikte toplam maratonda 40 bine ulaşabiliyorlar. O sırada da büyük bir ihtimal 70 bin civarı da Plate Ovası'nda bekleyen Pers ordusu. Atina'nın köyleri falan da var ya. Var abi var olmaz mı? Öyle bir Sparta'yla olmuyor. Haber göndermişler. Gelin siz de bize destek çıkın diye. Onlar prensip olarak bunu kabul etmişler ama dini sebeplerden gelememişler. Bir takım festivaller önemli ya yavrucuğum. Yani düşünsene hayır, seni Kurban demişler, Bayramı'nda, Ağustos bir Ramazan gibi. Bayramı'nda bir savaşa evet. Gel diyorlar. Diyorsun ki bir bayram geçsin hele ya da iki bayram arası olmaz. Bizde de yok mu öyle şeyler? Evet doğru hakikaten. Dolunay çıkmadığı için 6 gün sonra gelebiliriz demişler ama 6 gün Pers ordusu beklememişler. Dün bir tane otistik bir çocuğu izliyordum filmde. Bir kıza aşık oluyor. Sonra diyor ki işte babam öldü diyor. Kız da çok üzgünüm diyor. Senin suçun yok ki diyor. Yani neyse burada Spartalıların suçu yok yani. Spartalıların suçu yok. Tamam. Ya ben de nereye bağlanacağım? Üst tarafta neyi görüyoruz? Kayıp Pers 6400 demişiz. Bu şey herhalde değil mi? Maraton Ahmet, savaşının kaybı. Maraton savaşının kaybı ve ayıbı. Neyse. Şimdi maraton bitti. 490'da bitirdik. Persler her ne kadar Şuşa'ya doğru yola çıktılarsa da hala daha Makedonya, Teselya onların bir kısmı. Daha doğrusu Teselya değil de Makedonya doğru şey bu Halkidiki civarı, Trakya, bazı Yunan adaları hala Pers egemenliğinde.
Hatta bu dönemde işte bu Atos kanalı, Halkidiki'nin orada hani üç tane yarımada var ya, çatal gibi duran yer. Tasos'un biraz daha ilerisi, Selanik'ten önce. İşte orada bir tane kanal yapıyorlar. Düşünsene, 3 yılda binlerce işçi çalışıyor ki oraya bir sığınak gibi, gemi sığınağı. İşte Pers şey etmeye devam ediyor. Sonra 486'da Darius ölüyor. Darius'tan sonra kim başa geçiyor? Ferhat. Yani Batılılar Xerkes diyor. Xerkes'i Ferhat mı? Serhas pardon. Serhas. Lan. Gerçi Ferhat da Farsas. Neyse geçiyor. Ama belli bir devamlılık var ha. Yani her ne kadar neydi? Kiros, Darius, Serhas ya da Xerkes. 481'de ne demiş? Ordu Şuşa'dan depar alıyor nihayet. Şimdi Sakalar var. Sakalar dediğimiz bu okçular. Burhan çok ya. Çok önemli. Ha. Bir daha Şuşa desin. Şuşa. Sizin Ahmet'lerin öyle bir yarışması var değil mi? En ince sesi çıkaran erkek kim olacak diye Oktay kazanmıştı. Oğlum esas Şuşa isteyen biri vardı dükkanda, hatırlıyor musun? Ha ya. Neyse o çok daha olacak. Bir gün Şuşa yapalım dedik. Uzatarak Şuşa dersen bayağı seksi oluyor. Şuşa. Ya. Sen yalnız uzatamadın. Sadece ayırdın. Neyse. Uzatmak öyle bir şey değil. Sadece seksi oldu. Şimdi Şuşa'dan sakalar. Sakalar dediğimiz okçular. Bu zırhlı medler dediğimiz piyade. Biliyorsunuz değil mi? Medleri almıştı. Ahamendi'yi kurarak. Yani Pers evet. İmparatorluğu dediğimiz aslında medleri yiyerek büyüdü biraz. Ama onları da asimile etti. Yani öyle refüze etmedi. Ordunun içinde de medler var. Onun için de Yunanlar ne diyor? Medleşme ulan diyor. Yani karakterini koru. Medler gibi persleşme, medleşmek diye bir sıfat var Yunan'da. Geçen evet. Bölümlerde işlemiştik. İşte, bir de ölümsüzler var. Med bakma demiştik. Ha. Bir de şöyle bir durumu var. Şöyle bir avantajı var Pers ordusunun. 10 bin kadar ölümsüzü var. Yani öyle bir ekip var. Bu 10 bin bunlar ölümsüzü... ölmüyorlar mı? Bunlar serden geçtiler gibi herhalde. Biraz bunlar şey ya, şey, saray muhafızları. Yani bunlar önemli 10 bin ölümsüzler şeyde de vardı. Game of Thrones'ta o ejderhalı kadının askerleri de ölümsüzlerdi. Abi tarih tekerlek gibidir. Tekerrür eder. Neyse. Şeyler de öyle. Şey diyorum. Yunanların bu ölümsüzlerin karşılığı Yunanlardaki hoplitler de aynı mantıkla yerleşmiş insanlar. Ha, lekesizler miydi onlar? Pardon. Ölümsüzler değil mi? Ya böyle hemen böyle yani neyse düzeltirler yani. Neyse. Hoplitler de aynı mantıkta insanlar yani. Tabii hoplitler de süper profesyonel. Evet. Zaten işleri bu. Denizde 300 Fenike gemisi. Hepsi usta demişiz. Bir soruya geçebiliriz yavaş yavaş. Yani Pers donanması ağırlıklı olarak Fenike donanmasının donanmasını kullanıyor. Burada bitti mi böyle? Bilmem. Genel durum. Şey, ha bak. Genel durum biraz yukarı al. Herodot bak demiş orada. Demiş. Az bir şey. Yukarıda kaldı. Ha. Herodot'a göre 1 milyon 700 bin. Ama bu imkansızdır. Zaten böyle bir orduyu ilerletemezsin. Besleyemezsin. Ordunun en büyük dezavantajı da şu. Beslenmek zorunda. Öyle fazla bekleyemiyor. Bekleyemediği için de bu beklemeli taktik savaşlarda sıkıntı var. Neyse genel durum. Makedonya demi dedim ya işte Perslere bağlı. Teselya bile medleşmiş. Pers altınları gidiyor. Rüşvet müşvet gelin bizim yanımızda olun gibi de her zaman savaşta değil tabii. Ha, o sırada Yunan kalede neler oluyordu? O ne kaleydi ya Tomix'e geçen kale? Ulver. Ha, Ulver kalede yani Yunanistan'da Arkon seçimi bile yani meclis başkanı seçimi bile kurayla yani gitgide acayip bir demokrasiye doğru adamlar ilerliyor. Bu ostrakismos. Bunu geçen bölümlerde inceledik. Tekrar bahsetmek istemiyorum ama ostrakismos yani. Birisini sürgüne yollamak. O bile oylama değil mi? 6000 yani oy gerekiyor. Bravo. 6000 oy ve oylamada enteresan. Ha, işte 483 yılında milletin şimdi kafası karışıktır. Tarihleri fazlaca sıkça da vermek istemiyorum ama 490'ı unutmayın. Maraton. Maraton'da Yunanlar kazanmıştı. Sonra ikinci seri savaşlarda 480'de başlayacak. Şimdi biz bu ikisi arasında milattan önce 490'la 480 arasında Anadolu'da, İran günümüz İran'ında, Yunanistan, Makedonya adalarında neler oluyor? Çünkü evet. Bir seri savaş başlayacak ve deli gibi Persler küresel bir imparatorluk olmuşlar. Hatta daha da oluyorlar. Durum bu yani. Bu 490-480 aralığı. İşte tam da bu sırada 483'te acayip bir damar buluyorlar.
Yunanlar gümüş madenleri bu Lorion'da. Acayip bir para var ekstradan. Bu parayı ne yapalım diyorlar. Muhaliflerden biri diyor ki fakirlere verelim. Enteresan. Ama Temistokles, bunu bütün savaşlarda göreceğiz ileride. Salamis'te de Temistokles'i göreceğiz. Platede de. İyi bir kumandan belli ki. Hani bu alay edilen kumandan. Ya nasıl oluyor? Neyse oraya geliriz tekrardan. Ha, bu arada görmüş olduğunuz bu tekne mi diyeyim, savaş gemisi 1987 yılında 3 aşağı 5 yukarı aslına sadık kalınarak Yunanistan'da yapılmış bir gemi. Bu gerçek bir hikaye. Bunlara Trier deniyor. İşte o gümüş madeninden gelen ekstra parayla Temistokles bir yolu Yunanları ikna ediyor. Diyor ki 200 tane Trier yapalım. Yani böyle 3 bir hatta anladığım kadarıyla 3 kürekçinin olduğu, yani böyle bir gemide 170 kürekçi var. 30 denizci var. İşte yelkendir, dümendir. Maksimum 17 kilometre sürat yapabildiler. Ondan sonra cama, ama sinüsü, yani ortalama gidişatı, çünkü mürettebat kürekçiler bir anda bitkin düştüler. Düşmüşler 1987'de. Yani ortalaması 4 kilometre. Allah Allah demişler. Yani çok da pratik bir şey değil. Yani gemimiz bu. Yani bu Salamis Savaşı'nda, ondan sonra cama Maraton Savaşı'nın paralelinde, Platya Savaşı'nın paralelindeki o deniz savaşlarında kullanılan Yunan tekneleri bu en azından. Görece olarak Fenike teknelerine göre daha ufak. Yani açık denizde Fenike tekneleri, gemileri daha avantajlı. Onun için Salamis koyuna girecekler Salamis Savaşı'nda. 481 sonları Ege Denizi ortalama sıcaklık Fahrenheit olarak, onu not almamışım ama sular ısınmaya başlıyor. Hayri, Hüseyin, Ahmet. Buyurun, devam. Buyurun. Sart'ta büyük bir ordu toplandığı haberi abartılarla Yunanlılara ulaşır. Elçiler yolunu tüm şeylere direnmesinler diye. Kaçamak cevaplar. Kaçamak cevaptan şunu kastediyoruz. Hani eskiden şey istemişti ya sembolik olarak su ve toprak. Bu sefer toprak yerine çamur. Yani toprağa veriyoruz ama hani bu güzelliğe de iyi geliyor diyor işte cilt bakımı. Ondan sonra acaba su yerine de şarap yolluyor bazı şehirler. Yok bu benim yorumum ama kaçamak cevaplar veriyorlar. Anladım. Diğer yandan da bakın İstmos kıstığa demiştik. Sonra da coğrafi anlamda da kıstak ne manaya gelir? Onu açıklamıştık. Hüseyin şimdi tekrar ediyor. Kıstas. Kıstas yani değil ya. Kıstaslarda buluşuyorlar. O değil mi? Kırık kent. Neyse kıstak zaten kırmızıyla işaretlediğim yer. Mora Yarımadası'nın hemen ana karaya tam böyle işte bağlandığı yer. İşte Yarımada'nın bağlandığı yere kıstak deniyor ya. İşte bu İstmos. Eğriboz denmiyor mu ya? Yunanistan'ın en büyük adalarından biri. O boğaza Eğriboz deniyor. Hani hipodromda Spina duvarının aralarındaki boşluğa da Eğripos deniyormuş ya. Enteresan bir hikaye. Neyse fazla çok karışacak. Ama ben sözü gene Haydi'ye bırakayım. Niye ben? Haydi haritada Eğriboz'u görüyorsun değil mi? Bak, evet, görüyorum orada. Yukarıdan aşağı böyle gidiyor arada. Eğriboz'un eskiden bir kıstası var mıymış? İşte varmış bu aradaki, ona o Eğriboz o yüzden deniyormuş. Ha, tamam peki. Evet. Kostak neydi hakikaten ya? Burhan Bey bir açıklar mısınız? Düveyli Eğriboz diye bir adam vardı. Kaldı. Oradan mı geldi acaba? Oralı. Oralı. Düveyli Eğriboz. Ne ismi neymiş? Eğriboz diyoruz da Eğripos aslı. Eğripos. Eğripos. Yani ben Fransızca gibi biraz okuyorum ama. Düveyli Eğripos değil mi? Süveyli Eğripos. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bir yandan da belli ki zaten dedikodular geldi şimdi. Sardes'te acayip bir ordu toplanmış. Bir de dedikodu üzerine koyar ya katlana katlana çığ gibi geliyor. Hı. Yunanlar yavaş yavaş korkmaya başlıyor belli ki. Bu İstmos'ta hemen o kıstığa yakın bir şehir. İstmos'ta 40 tane Yunan kenti toplanıyor. Atina gururunu bir kenara bırakıyor. Çünkü Sparta diyor ki hem karada hem denizde kumandan biz olacağız diyor. Atina gibi bir şehre bunu diyor. Biraz da haklı sebepleri var. Adamlar gerçekten süper deli askerler. Ya, Truva evet. Savaşı'nda da öyle değil miydi zaten? Evet. Doğru. Hayri. Doğru. Tamam. O, o esnada Delf Apollon Tapınak'ta enteresan şeyler oluyor. Bakın. Bakalım neler oluyor. Dırıt dırıt.
Şimdi burada yolladıkları mesaj sesli mesaj. Onun da sebebi şu, daha etkili olsun diye. Mesela yazılı mesaj her zaman aynı etkiyi vermiyor. Ama sözlü mesaj, sesli mesaj yolladığın zaman şöyle. Uzaklara gidin. Evinize, kim kendinize... kime yolluyor Burhan Bey? Kim kime Atine yolluyor? Persler Yunanlılara mı? Hayır. Delft Tapınağı'ndaki Apollon rahipleri ileriyi görerek Pers tehlikesi geliyor ya. Ha, anladım, tamam. Atina'ya, diğer Yunanlılara diyor ki uzaklara gidin. Ne olursunuz evinizi, kentlerinizi, kalelerinizi terk edin. Evet. Aman ha geride kalmayın, yerler. Atina bir anda böyle herkesin anladığım kadarıyla eli ayağı titriyor. Ulan ne yapacağız lan diyor. Mesaja bak diyor. Hani normalde flu gelir ya. Hani kazanabilirsin de kaybedebilir. Burada direkt oğlum geride kalma. Kaçın. Çok kötü olacak lan diyor. Yani, lan ne yapacağız kaçın diyorlar. Hakikaten, hayır ama şimdi biz dalga geçiyoruz ama dalga derken espri yapıyoruz ama düşünün o dönem çok büyük bir önem veriyorlar. O kahinler ciddi anlamda bütün sosyopolitik dengeleri gözetiyor, daha doğrusu takip ediyor dünyada ne oluyor. Böyle bir mesaj, böyle mesaj şu demek yani, moku yedik demek. Sonra, Burhan, sonra Burhan, sokaklarda... kahinlere nasıl güveneceğiz abi ya? Ahşap surlara güvenin demiş yani. Ama dinle bak, verdikleri akıl da asıl değil. Çünkü adamların abi sivilleri çok iyi, çok sağlam. Öyle ne mi demiş şeye bizim Karun'a? Karun demiş ki bir efsaneye göre, şu anda tam olarak ben ne yapıyorum? Hani demiş ki kazanın içinde kahinin bilgisine bak. Bir kaplumbağa ile iki tane domuzu mu kaynatıyorsun, haşlıyorsun? Yani net spesifik cevap vermiş. Adamların her yerde ajanı var, onu söyleyeyim bari. Neyse. Şimdi bunlar Salamis Adası'na kaçacaklar. Filmde bu bölümde Delphi 300 Spartalı filminde Delphi rahiplerine arkadan kese kese altın veriyordu Persli bir adam. Ben gördüm. Rüşvet var. Zaten başka türlü o geçidi geçemezler. Yani 300 Spartalı biraz ihanet yüzünden, sözüm ona tabii, mağlup oluyor. Çünkü gizli bir geçit var dağda. Oranın sadece yerlileri biliyor. Pers altında alan bir yerli ismi de var hatta. Bunlara o geçidi gösterince Sparta 300 Spartalı öyle mahkum oluyor. Neyse. Sonra ikinci bir mesaj geliyor. O, denilen o ki o dönem telgraf direkleri sallanmış. O kadar çok böyle hani karşılıklı mesajlar gidip gelmiş ki. Evet. Delft'ten Atina'ya, Sparta'ya. İkinci mesaj şöyle. Kutsal Salamis kadınların çocuklarını yok edecek. Kutsal Salamis dedikleri Atina'nın hemen güneybatısında ada. Zaten ilk büyük savaş orada başlayacak. Yani o Salamis'te herkes ölecek. Ama kim? İşte burada biraz muallak bir durum var. Kadınların çocuklarını yok edecek. Sonra da son bir mesaj yolluyorum diyor. Dedi, yeni bir mesaj aldık komutanım gibi. Ahşap surlara güvenmemiz gerekiyor. Hadi bakalım çözün, çözebilirsiniz. Şimdi Atina ikiye bölünüyor. Ya ahşap sur tabii ki bizim Akropol'deki eski surlar, ahşap surlar. Kesinlikle o diyenler var. Ama Temistokles gümüş madeninden gelen parayı ne yapmıştı? 200 tane ahşap gemi inşa ettirmişti. Temistokles diyor ki ya bu kahinlerde bir trik var. Bu kadar basit bir şey değil. Bunlar ahşap dediği, ahşap sur dediği bizim gemiler olsa gerek diyor. Vay. Temistokles'e tekrardan bir alkış. Bir alkış hocam. Temistokles'e bir alkış. Evet ya vallahi. Yalnız bu ama falcı da hep haklı çıkıyor bu durumda. Yani falcıya bilmiyorum. Sen pek falcıya şey vermedin değil mi? Prim vermemekten yalnız. Vermedim. Derdin abi yani. Ahşap surlara güvenin diyor ama orada Salamis kadınların çocuklarını yok edecek lafı da Spartalılara bir gönderme yalnız. Öyle mi? Niye? Niye peki? Orada bir Persli bir adam Sparta'ya haberci gidiyor yani teslim olun, meslim olun, işte şarap verin, pardon su verin, bize biraz Makedonya kralı. Makedonya evet. Kralı. Orada dediğinde Spartalı bir kadın lafa karışıyor. Persli'nin çok garibine gidiyor bu. Diyor ki sizde kadınlar mı konuşur diyor. Oo, ilginç bir hikaye. Diyor, sizde kadınlar mı konuşur diyor. O da diyor ki bu yiğitleri yani Sparta'nın askerlerini kadınlar doğuruyor diyor. Hayri geceye damganı işte vurdun ha. Vallahi işte bir alkış alalım hakikaten. Ve böyle bak, bir diyalog. Sen kahinlere bu kadar güvensizlik beslemeseydin Hüseyin bu bilgi bize gelmeyecek. Doğru.
Yalnız Hayri'nin enteresan ilişkileri var anladığım kadarıyla. Evet evet, evet, evet güzel doğru. Bilgi geliyor ona. Delfi Tapınak rahipleriyle hala görüşmeye devam ediyorum. Şimdi biraz, o zaman bu meseleyine kapak oldu diyoruz. Yani. Şimdi o halde yavaş yavaş Persler yaklaşıyor arkadaşlar ve Teselya hemen Attika'nın yani Atina'nın kuzeyindeki bölge. Şimdi onlar da tabii Yusuf ve hemen aşağı Atina'ya, Sparta'ya bir haber geliyor. Arkadaşlar diyor, Persler geliyor, bu Olimpos yani Teselya'nın da galiba kuzeyinde biraz daha, Olimpos daha yakınında bir geçit var. Burayı kontrol altına almamız lazım diyor. Hop, 10.000 hoplit. Oraya yollanıyor ama çok geç kalmışlar. Persler oradan geçmişler, hoplitler hemen U dönüşü geri dönüyorlar kayıp olmasın diye. Şimdi o halde ne oluyor? Persler yavaş yavaş güneye doğru ilerliyor. Ama ikinci bir geçit var. Tam böyle dağların denizle buluştuğu. Orada da az bir şey böyle ovalık bir yer var anladığım kadarıyla. O işte demin iki tane seyyar satıcı hanımefendinin, bikiniyle hanımefendilerini gördüğümüz yer olmasa da ona benzer bir plajdan bahsediyorum. Hemen arka tarafı dağlık. İşte o ikinci geçitten geçmesi lazım. Yok yok, bu 300'e geri dönebilirsin. Bu arada bu filmin ismi 300 Spartalı değil, bunu biliyor muydunuz? 300 Homoyo. hayır, sadece 300. Ya yani 300 mü? 300'müş. Ha, 300 Spartalı diye bir film var. Galiba 1960'larda mı 70'lerde mi ne çekilmiş orijinali? Bu sadece 300 ama millet bilinçaltından devamlı 300-500. Yani 300-500 Spartalı diyor. Neyse. Şimdi durum böyle olunca ne oluyor? İkinci geçide doğru yola devam ediyor Leonidas. Yanında Spartalılar, Tebailliler ve diğer şehirlerden katılanlar. Galiba bir 7.000 kişilik bir orduyla ikinci geçide gidiyor kontrol etmeye. Ve orada işte 2 gün, 3 gün anca dayanabiliyor. Pers ordusu ilerlemek zorunda. Yiyeceği yetmiyor, kalabalıklar. En sonunda bir tane ajan buluyorlar. Gizli geçidi öğreniyorlar. Ve orada işte tam da orada Leonidas 300 Spartalı'ya kadar düşüyor. Çünkü bir 400'lük bir birim var, bir 500'lük var. 300-500 sağdan soldan var. Bir de diğer ordu var. Diğer orduyu geriye çekiyor. Siz geride durun diyor. Ne olur olmaz ama sonra ordu da telef oluyor. Yani perişan olur. Şimdi biraz daha devam ediyor mu? Ha? 300 kişi de 300 kişi ölüyor. Hepsi ölüyor. Yani hadi ya. Bir iddiaya toplam göre ordu, toplam ordunun içinde 7.000 diyor. Toplam ordunun içinde 300 Spartalı var. Evet. Yani 300 kişilik. Rağmen bu Leonidas geri çekilmiyor. Orada kalıyor. Bekliyor. Üçüncü gün yani son gün. Üçüncü gün o geçidin başında hala durmaya devam ederek tüm arkadaşlarıyla beraber birkaç kişi kurtuluyor işte. Tümüyle beraber ölüyor. Ya diyor son elleriyle savaşlar. Kılıçlarını evet. Kaybettikten sonra ama şu var. O 300 Spartalı'nın hepsinin çocuğu var mesela. En azından hikayeye göre öyle. Yani hepsi çok süper tecrübeli elit bir ordu. Yani o geçit de çok önemli bir geçit. O geçit ele geçirilince elit bu arada efendim elit bir geçit yani o da değil mi çok önemli. Hayır, ordu geçit değil, geçitte evet. Delik elit ben başka bir şey bakıyorum da şu olarak geçiyor zaten. Ha, buldum notlarımı buldum arkadaşlar. Şimdi oradaki rakamları söylüyorum. Tamam. Hani demiştik ya Herodot'a göre 1.700.000. Günümüz tarihçileri 70.000-300.000 aralığı diyor. Herodot yine aynı Herodot. Yunanlar için 5.200 kişiydi diyor. Ben biraz burada güvenimi yitiriyorum Herodot'a. Biraz çünkü abartmış her bir şeyci gibi ne bileyim. Diodorus diyor 7.400 Yunan ama Posonius da 11.200 diyor. Yani bu şey için. Ya demek ki 10.000 civarı Yunanlar. Yunanlar bayağı düşük ya da 20.000 diyelim. Yani Pers ordusu ciddi anlamda kalabalık ama bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Çünkü zaten Yunan ordusunun amacı geçiti ele geçirmek ya da onun kontrolünü bırakmamak. Öyle olunca hani 10.000 de yetebilir gayet normal. Çünkü bir açık da meydan muhaberesi olmayacak ki bu. Bu arada hani 300 Spartalı dedik ya 400 tebaili, 700 terpiyanlı ve birkaç yüz savaşçı ordunun geri kalanında arka planda bekliyor. Ama arka plandakilerin toplamı da 7.000 kişi diyebiliyorum. Ya da 10.000 kişi diyelim ama onlar da tabii ki. Ha bu arada oraya yakın bir boğaz var, Artemision Boğazı. Orada da bir deniz savaşı oluyor. Bunu da unutmayalım. O deniz savaşındaki kumandan da ya da amiral Temistokles gene. Temistokles haber gelince, geçit ele geçti deyince gemiyi hemen güneye, Atina'ya doğru yelken açıyorlar. Ve Atina'ya varınca da o 200 tane
Trier gemisi, 3 kürekçinin çektiği her bir hatta bütün Atinalıları tahliye ediyor. Bu hikaye sana bir şey hatırlattı mı Hüseyin? Hayır. Biz bunu Foça'da görmemiş miydik? Bütün Foçalı, Harpagos, Sardes'ten aşağı inince Foça'ya yaklaştı. Bütün Foçalılar denize açılıyordu. Bu belli ki ciddi bir Yunan taktiği. Ne düşünüyorsunuz? Ya zaten Temistokles de şey diyor ya, gerekirse gider başka şehir kurarız diyor. O diyor İsmet'in önünde buradan mı almış o lafı? Hayır ama onu boş yere demiyor. Şöyle, şimdi Salamis Savaşı'nda bütün Yunanları, Atinalıları gemiye bindiriyor ya, Salamis Adası'na doğru gidiyorlar. Evet. 10 ay sonra geri dönüyorlar bu Plate Savaşı'ndan önce. Hani yılanlı sütun var ya hipodromda bizim. İşte o yılanlı sütunla bağlı olan, bağlantılı olan Plate Savaşı hemen bir yıl sonra. O savaş öncesinde de mevzilere davet ediyor Temistokles. Yani Atina'yı terk edin, bizi burada öldürürler diyor. Şimdi bir halk düşün, 10 ay içinde iki kez şehrini terk ediyor. En sonunda halk Temistokles'e diyor ki, ya sen ne biçim kumandansın? Bir şehrimiz bile yok, şehrin bile yok. O da diyor ki, önemli olan halktır diyor. Denize açılırız, olmadı orada kurarız şehrimizi. Önemli olan yurttaştır diyor. İşte ya hakikaten aslında muhteşem bir laf ya. Tüyleri diken diken edici. Arkadaşlar toparlayalım. Peki o zaman hızlan Ahmet. Bir 10 dakika ver bize Ahmet Bey lütfen. Devam. Evet, bir arkadaş şey demişti. Niye ben sezon finali diye yazdım buna da. Niye sezon finali dedi. Ben değil dedim, değil savaşları, sezon finali değil. Biz savaşları bitirip tatile gideceğiz dedim ama bu devam. Savaş böyle çok kolay biten bir şey değilmiş yani. Bu savaş her iki sonucu. Daha çok konu var ya. Yani neyse. Bu aktüel olarak bu 300 filminden sonra ya da 300 Spartalı filminden sonra İran'ın ciddi tepkileri var. Rafsanjani neydi? Ahmedi Rafsanjani miydi? Yok. Neydi adam adı ya? Ahmet senin ismin. Eski hani neydi adamın adı? Rafsanjani doğru. Rafsanjani güzeldir. Evet. Yok ya. Neyse. Hashimi. Ya eski İran başbakanı. Hashimi. Neyse. Ahmedi Necat. Ahmet Necat hatta şeye başvuruyor Birleşmiş Milletler'e. Bu diyor tamamen diyor aşağılık bir film. İranlıları diyor bir politik bir oyun diyor ki görece haklı. Çünkü Yunan kaynaklarında bile her ne kadar Asya'nın lüks malları deseler de Yunanlar Perslere Asya'nın lüks malları belli bir saygıları var. Persler ciddi savaşçı. Filmi ben seyretmedim ama filme ciddi bir tepki var İran'da. Neyse devam et Ahmet madem hızlanalım hemen. Abi, Temistokles'te kaldık. Ha tamam devam edeceğiz işte. Hı-hı. Devam edelim. Temistokles hemen Pire'ye sürüyor. Yelken açıyor gemileri. Pire hemen Atina'nın güneyindeki bugünkü işte yazlık yer. Pire'de bütün savaşların anası diye şu meşhur derbi Panathinaikos Olympiakos derbisi. Olympiakos'un biliyorsunuz merkezi. Oraya da biz kaç? 3-4 kişi Ahmetlerle gitmiştik. Her tarafta böyle grafitiler, Olympiakos taraftarları. Oradan bir sahne gene. Devam et Ahmet. Bitti mi bu savaş? Bitmek üzereyiz. Ha? Hayır, savaşa geliyoruz. Savaşa geliyoruz. Hayır, günümüzdeki yansımalarını gösteriyorum. Olympiakos, Panathinaikos, Pire. Pire'de de bir sürü... Devam et. Nerede? Pire'de. Pire'de değil mi? Limanı vardı ya orada. Evet. Evet, şimdi Salamis Savaşı. O zaman biraz toparlayalım. 490'da milattan önce olduğu için 10 yıl önce Maraton'da kazanmıştı. 10 yıllık bir arada Persler tekrardan küresel ya da ne bileyim süper güç olma yolunda ilerlediler. Bak Betül demiş ki bu filmi seyrettim iyi ile kötünün savaşı gibi demiş. Hani Yunanlar çekse bir yerde anlayacağım da niye bu kadar egzajere ediliyor? Hakikaten o kısmı ben de anlamıyorum. Garip bir durum. Belki de Eğriboz'u gördüm. Gördün. Nerede gördün? Ha gördün. Evet. Şimdi bu haritayı gösterdim. Bakın ikinci sağdaki yani size göre sağdaki Atina görülüyor zaten. Atina'nın hemen güneyi Pire. Pire'nin de hemen biraz sol tarafı batısı meşhur Salamis Adası. İşte o Salamis Adası ile Anakara arasında bakın bir dar boğaz var. Bütün Atina halkını bu 200 triyer yani kürekçilerin çektiği gemilere bindiriyor. 3 kürekçi. Yani toplam 170-200'e yakın kürekçi var her bir teknede. Ama sen söyle niye? Çünkü gemileri daha ufak. Biraz da ufak olmasına rağmen bile hantal.
ama açık denizde şansları yok. Onun için o körfeze doğru gidiyor, o boğaza doğru. Diğer yandan da Serhas Pire'ye kadar gelmiş, hemen hemen karadan deniz savaşını izliyor adam. Bir yandan Fenikeliler, Halikarnas, bu arada Halikarnas prensesi de orada, bir geminin amirali. Hatta bir gemiyi batırıyor ama kendi gemilerinden birini batırıyor. Neyse, burada biraz üç kağıtlar dönüyor galiba. Bir ulak gidiyor Serhas'a, diyor ki Yunanlar kendi aralarında anlaşamadı, bir huzursuzluk var, kaçacaklar. Ondan sonra acıma, bunlar, bu da gerçek sanıyor, bir yolla onu, ona inanıyor. Ondan sonra acıma, bunlar tam kaçar gibi yaparken saldırıyorlar Pers gücüne, Pers deniz gücüne ve yeniyorlar. Öyle olunca bir sürü Fenikeli kaptan da idam ediliyor karada. Karaya çıktıklarında yenik bir donanma olarak Serhas orada bekliyor, geleni geçeni idam ettiriyor. Evet, Salamis de kazanıyor ama sen söyle, Serhas Şuşa'ya döner, Şuşa'ya döner. Ama Mardonio'yu bırakır. Büyük kumandan Mardonio. O da Atina'nın kuzeyinde Plate'de. Devam edelim mi? Burada bitirelim mi? Devam. Ama biraz daha. Biraz daha burada şeyi bu Plate'yi de bitirirsek zaten bugünü bitiriyoruz ya. Serhes. O kadar zamanımız var mı Ahmet? Yenilgiyi tepede. Devam edeceğim. Siz ne zaman bitti derseniz. Peki. Ondan sonra acaba işte bu Atinalılar tekrar şehre geri dönüyor 480 yılı, ama Pers ordusu hemen kuzeyde. Tekrardan Pers ordusu tabii ki donanmada kaybetti ama gene kuvvetli. Yine bir tehdit, Sparta'dan rica ediyorlar bize yardım edin diye Atinalılar, çünkü kuzeyimizde hemen bekliyor Persler. Sparta gene yok işimiz var, yok dolunaydır, yok hilaldir, bayram var falan filan diyorlar. Ama sonradan bakıyorlar ki tehlike büyük. Orduyu yollayınca Atina'ya girmiş olan 10. ayda, yani Haziran gibi tekrardan şehri Temistokles diyor ki Atina'yı terk edelim, menzilenelim ki Perslere karşı bir şansımız olsun. Öyle olunca Atina'yı tekrardan yakıp yıkıyor Persler. Ama Sparta ordusunun geldiğini öğrenince de bu sefer Boetia'ya çekiliyorlar. Yani hemen Atina'nın kuzeybatısına. Savaş pozisyonu alıyorlar. İşte bu savaşta Yunan ordusu en kalabalık haline ulaşıyor. Bütün herkesin katılımıyla 40 bin kişi. Muhtemelen Persler hemen kuzeyde 70 bin kişi. İşte o savaşta Mardonio ölünce ilk başta Persler bayağı bir öndeler. Zafer Yunanların oluyor. Ve bundan sonra yani 479 ganimetlerle, bakın bugün hipodromdaki yılanlı sütun dediğimiz, Ahmet orayı biraz daha ilerletirsen yılanlı sütunun hepsini göreceğiz. Bu anıtı, zafer anıtını yapıyorlar. Perslerden tabii ki altın maltın da almışlar. O altınlarla da bunun üstüne bir üç ayaklı sepamsı bir şey yapıyorlar. Onun da üzerine büyük bir kazan altından. Bunu Delf kahinlerine bir hediye, biraz da zaferlerinin somut hali olarak yolluyorlar. Konstantin şehrin kurucusu bunu şehri kurduğu zamanlarda 4. yüzyılın başlarında Delf'ten bir sürü şey getiriyor tabii. Çünkü hipodromda Delf'ten gelen bir sürü heykel var. Burhan Bey, bu bir şeye benzemiyor ya. Bunu mu yapmışlar yapa yapa? Abi nasıl bir şeye benzemiyor? İşte vallahi üç tane yılan başı gibi var. Yok yok, o dönem zaten böyle bir şey dökmek de enteresan. Böyle bir döküm tekniği yok yekpare olarak. Hala soru işaretidir. Bunun hikayesi oldukça uzun ama şöyle bir şey var. Büke büke mi yapmışlar? Yok, bu bir kalıp. Sorun da burada. Ama böyle bir kalıp yok yekpare olarak. Yani bunun tekniğini nasıl yapmışlar hala soru işareti diye bir yerlerde okumuştum. Şimdi bu yılanlı sütun zafer sembolü. Üzerinde altınlar gelirken diyor 355'te milattan önce 355'te Foçalılar, Foçalı liderler diye geçiyor, çalmışlar bu altını. Milattan önce 355. Yani Atina altın çağını yaşamış. Hemen hemen yavaş yavaş Helenistik çağ başlayacak. O dönemde çalınmış. Bazı kaynaklar diyor işte gelirken altın yolda kayboldu, her neyse. Bu yılanlı sütun da yani hikayesi oldukça uzun aslında. İki tane obeliskin arasında tam orta yerde büyük bir ihtimal.
Neyse ben çok konuştum. Biraz artık sözü son sözleri şeyin üzerine şimdi burada o Persli komutanı bir kere şey yeniyor. Pavsanya yeniyor. Tesadüfen bir ordular hiç olmadık bir yerde karşılarına çıkıyor. Pavsanya. Evet, evet. Öyle çok detayı var da ben giremedim. Evet doğru neyse, söyle. Ya Hayri sen alnından mı konuşuyorsun? Hakikaten ya yüzünü görelim kardeşim. Ama ben kendimi biraz görmediğim için özür dilerim. Evet şey o onu yeniyor. Ve dolayısıyla bu şeyin kazanın üzerine ben yendim yani Persleri ben yendim diyerek Spartalı adam ben yendim diyerek yazıyor. Pozonyas. Komutan Pozonyas çok kibirli bir yazı yazıyor. Ben biz diye. Sonra diğer şey yenip, Spartalılar yeniyor çünkü. Direkt orduyla yani, bin kişilik komutay adamları yeniyorlar bir dağ geçirdiler. Şimdi bu bir şey diyeceğim. Her bir kıvrımın üzerinde bir Yunan şehir devletinin ismi yok muydu orijinalinde? Var var. Lakonik alfabeyle yani lineer B ile o silinmiş silik bir duruyor ama izleri var hala. Bu arada o Platya Savaşı olurken paralelinde de bir deniz savaşı var arkadaşlar. İonya civarında geçiyor diyor. Mikale yok. Deniz savaşında da gene Yunanlar kazanıyor. O savaşta gölgede kalmasın. Hani şeyde vardı ya Maraton Savaşı'nda paralelinde bir tane de Artemision'da bir savaş vardı denizde. Gene aynı denizde de bir Mikale Savaşı var. Tamam ondan da önümüzdeki hafta bahsedelim. Burak tamam, hocam. Şimdi orada bir şey daha söyleyelim o zaman ama Temistokles Salamis Savaşı'nı kazanınca diyor ki bir Çanakkale'deki köprüleri gidip yıkalım. Kabul etmiyorlar. Sparta kabul etmiyor. O zaman Anadolu'ya geçelim. Oradaki halka destek verelim, ayaklandırım. Onu da kabul etmiyorlar. Zaten Temistokles'i görevden alıyorlar. Yoksa Ostrak... Az önce söylediğim gibi... Ostrakismos zaman, yapıyorlar ya. Ostrakismos yazık ya. Adam Ostrakismos işte oluyor. İşte o hata. Yani Temistokles'e Ostramiskos yapılmamalıydı peki, diyorum ben. Son bir cümle söylemek istiyorum. Bu savaş 479'da bitince ta 431'e kadar o meşhur Atina'nın altın çağı yaşanacak. Filozoflarıyla, matematikçileriyle, demokratlarıyla, hükümet adamlarıyla, devlet adamlarıyla gelecek şeyde bölümde altın onun herhalde mı yarısını işleyebiliriz. Atina'nın o meşhur 431'e kadar sürecek altın çağı. Atina hani. Buraya kadar işte ne oldu onu anlattık 5 bölümde. Bundan sonra Atina'nın altın çağı. Sonraki ilerleyen bölümlerde de bölüm bölüm Delos Birliği olur, tapınak mimarisi olur, agora olur, tiyatro olur. Daha spesifik konularla devam ederiz diye düşünüyorum. Burhan Bey, bu ara Betül de Gençler Birliği eski futbolcu Mikalele'den bahsetmiş ama ne diye anlamadım. Çünkü Mikale Savaşı var ya denizde. Pilates Savaşı'na. Platea adam. İyi ben o hepinizi yok, öpüyorum. Pardon, Mikale, pardon. Bir soru var arkadaşlar. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Aşk olsun. Doğru. Bafa Gölü oldu ya orası. Evet. Bir dakika Mikale Bafa Gölü'nün olduğu yer mi? Evet. İonya'da bir yer ben orayı araştırmadım. Oradaki dağ. Ada değil artık. Evet ada Mikale'li değil. Mikale'li oralı değil mi köken olarak? Değil mi? Bafa Gölü'nde çok bu kadar oluyor kanka. Ahmet soru var dedin. Ya derler ki bu sütun kırılır, yıkılırsa şehri yılanlar basar. Aslı var mıdır hocam? Ya bu üç tane yılan kafası var. Tabii bu bir ejderha, dragon, tersleri sembolize ediyor. Galiba bunu Evliya Çelebi demiş değil mi? Yok. Bu şehrin tılsımı. Bu kafalar koptuktan sonra ya korozyondan, paslanmadan ya da bir Polonya leh elçisi mi bir şeyle vuruyor. Molotov kokteyli hazırlamışlar diyorlar. Evet öyle bir şey var. Yani niye yılanmışsın? Tabii tarihi bilinmezse böyle çıyanlara, yılanlara gönderme yapılır. Halbuki burada ama bahsedilen abi olabilir yani biz bence hiç dokunmayalım bu sütuna. Olmuş o. Şu delik, bu arada bu bak şu delik bu sütun, yılanların çıktığı yer gibi. Bu arada bu sütun tam ana aksta değil arkadaşlar. Her ne kadar araştırmacılar şey diyorsa da buna ana aks tam orta yerine kondu. İki tane obelisk arasındaki mesafe 75 metre. Çünkü Roma sirküsünde de 70 metreydi. Oraya yollama var. Bu Helenistik yapı. Obeliskler ise Roma gücünü sembolize ediyor. Yani Konstantin'in bir Helen ve Roma sentezlemesi
yaptığı da rivayet edilir. Bu böyle dertten getirdiği armatürlerle. Ama bu bir çeşme biliyorsunuz. Çeşmenin alttan girişinin olduğu yer bakın küflenmiş sağ tarafa doğru. Biraz daha sağ. Şeyin orada. Ana mermer bloğun üzerini söylüyorum Ahmet. Tam o kanal. Bak sağdan sola o kanalın üzerindesin şu an. Yeşilimsi bir ince çizgi var, hat var. Oradan besleniyor. Çünkü alt tarafta künkler buldu Newton. Bu Kırım Savaşı'na gelip burada kazılar yapan. Ama bunlar başka konular tabii. Şu an zamanımız olmadığı için. Normalde bir atın üzerinde su içebiliyor musun? Bu konuya bu kadar fazla tamam, şey yok. Bunu koymamın sebebi Pilates Savaşı'ndan sonra Pilates Savaşı'nın zaferini unutmamak için yapılan bir anıt. Ve altınlı kısmı görünmüyor. Kafaların bir tanesi zaten Ayasofya'nın önünde Fossati kardeşler tesadüfen buluyor. Abdülaziz mi? Abdülmecid zamanı işte restorasyonda. Her neyse. Neyse burada ben durayım. Çünkü bu konular bitmez. Yani bunu gördüğünüz zaman o meşhur Pers-Yunan Savaşı'nı artık unutmazsınız diye düşünüyorum. Çarşambaya altın çağ diyoruz öyleyse. Herkese öpüyoruz. Evet, çarşambaya Yunan'da altın çağ başlıyor. Hepinize Burak teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür daha doğrusu. Çok sağ ol, var ol. Ben Burhan'ı tanırım. Başka kimseyi tanımam burada. Biz bir iki biliyoruz. Çok ayıp ya. Zaten yani. Ya ayıp olan. Yaramaz o kardeşler. Ben resimleri değiştirdim falan. Ben de bayağı iş yaptım açıkçası yani. olsun. Esas da olanı tanırım. Fatih'in kıymetini bilelim arkadaşlar. Fatih okey oynuyor diye duydum şu an. Hadi hoşça kalın. Kapatıyorum hadi. Evet, iyi akşamlar diliyoruz herkese. Kendiniz düşün ekrandan böyle. Ben kapatmış olmayayım. Ayrılamadık, sen kapat.